Avrupa Birliği kurumlarında üst düzey bir göreve getirilmek için ne yapmalı? Adayların kişisel özelliklerinin dışında hangi ülke ve lider tarafından desteklendikleri de büyük önem taşıyor. Avrupa Birliği'nin lokomotifi, lider ülkelerinden biri Almanya Başbakanı Angela Merkel bunlardan biri. Avrupa Politika Merkezi'nde çalışan siyasi uzman Yanis Emanuelidis durumu değerlendirdi. Sanırım Merkel'in isteklerinin dışına çıkmak mümkün değil. Sonuç itibariyle hangi yoldan gidilmesi gerektiğini kendisi belirleyecek ve herkes bu duruşu destekleyecek. Mayıs ayında gerçekleşen seçimlerin hemen ardından yaşanan kıran kırana yarışta adaylar Avrupalı liderlerin onayını alarak Avrupa Komisyonu'nda veya Avrupa Birliği Konseyi'nde prestijli bir yer edinmeye çalışacak. Sonuçta bütün görevleri ve kriterleri göz önünde bulunduran bir paket oluşacak. Bu kriterler güney, kuzey, doğu, batı, genç, yaşlı, kadın, erkek ve Avrupa Birliği üyesi olan ve olmayandan oluşacak. Geçtiğimiz günlerde Avrupalı liderler İngiltere Başbakanı David Cameron'ın itirazlarına rağmen Lüksemburg'un eski başbakanı Jean-Claude Juncker'i Avrupa Komisyonu Başkanlığı'na atadı. Juncker'in Kasım ayında göreve başlaması bekleniyor. İngiltere ile ortak bir zeminde anlaşmaya çalışacaklarını düşünüyorum.